Arkadaşlar, Medeni Hukuk 2 dersinin 3. ünitesinin sorularını çözüyoruz. Bu sorumuz borç ilişkisinden doğan haklarla alakalı. Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin içerdiği yan haklar arasında bulunmaktadır? A. Alacak hakları, B. Kefalet, C. Yenilik doğuran haklar, D. Ceza şart, E. Rehin. Evet arkadaşlar, kısaca konuyu bir hatırlayalım. Borç ilişkisi arkadaşlar asli olarak alacak hakkını içeriyordu. Bunun yanında bir takım içerdiği yan haklar da vardı. Bunlardan bir tanesi yenilik doğuran haklardı. Bunun dışında defilerimiz vardı, itirazlar vardı, feri haklar vardı mesela. Şimdi bu şıkları değerlendirdiğimizde alacak haklarının asli hak olduğunu görüyoruz, yan hak olmadığını görüyoruz. Kefalet bir borç sözleşmesi çeşididir arkadaşlar. Yan haklar gibi bir kategoriye sokamıyoruz. Cezai şart D şıkkındaki gerçekleşmesi şüpheli bir olguya bağlanan bir ceza durumu söz konusu arkadaşlar sözleşme içerisinde. Yan haklar değil. Rehin ise çok başka bir şey. Zaten bunu önceki ünitelerimizde görmüştük. Rehin hakkı sınırlı aynı bir haktı. Dolayısıyla doğru cevabımız yenilik doğuran haklar. Ceyhan seçeneği doğru cevap arkadaşlar.